Dün akşam saatlerinde burada ciddi bir saldırı söz konusuydu. İsrail kanadından Hizbullah'ın mühimmat deposu hedef alınmıştı ki bu saldırıda ard arda peş peşe gelen patlamalar yaşanmıştı ve bir kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Bunun akabinde Hizbullah'ın vereceği tepki konuşuluyordu, merak ediliyordu. Hizbullah bugün çok sayıda saldırı düzenledi İsrail kanadına. Bunlardan ilkini 50'den fazla insansız hava aracıyla birlikte İsrail'in kuzeyine yine askeri noktalara yaptı bu saldırıları, ama bu saldırıların çoğu demir kubbe tarafından engellendi ve yine bir roket silsilesi halinde saldırılar düzenledi Hizbullah. Öyle ki 115 roket fırlattı yine Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine, Celile bölgesine, Nahariye bölgesine, buradaki askeri noktalara. Yine bu saldırıların çoğu demir kubbe tarafından engellendi. Geri kalan kısmı da boş arazilere düştü. Bunu özellikle belirtelim. Ve bu saldırılarla birlikte o akşam saatlerinde yapılan dronlu insansız hava araçlı saldırılarının ardından İsrail kanadından bir saldırı daha geldi ve bu saldırı da aslında Hizbullah mensuplarının, Hizbullah savaşçılarının bulunduğu bina hedef alındı ve şu ana kadar gelen bilgiler arasında Hizbullah kaynaklarından açıklanan bilgiye göre de 3 Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Burada bir bina hedef alındı ki bu binada, yani Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın kontrolünde olan bölgedeki binada çok sayıda Hizbullah mensubunun, Hizbullah savaşçısının olduğu belirtiliyor ve Hizbullah kaynaklarından paylaşılana göre 3 Hizbullah savaşçısı öldürüldü ve yine Lübnan'ın güneyinde İsrail akşam saatlerinde saldırılarına devam ediyor. Şu anda da yine bölgede saldırılar sürüyor. Aynı zamanda evet, şimdi Ali Kahraman bana bir görüntü gösteriyor. Şu anda yapılan bir saldırıdan görüntü hemen paylaşalım sıcağı sıcağına. Bakın yine bir saldırı görüntüsü var burada. Yine aynı bu bölgede o Beka Vadisi'nde hedef alınan mühimmat deposu gibi bir alan yine tekrar hedef alındı. Yani İsrail bu saatlerde 3 gündür özellikle nokta saldırılar düzenliyor bu bölgeye ve yine buna benzer bir saldırı gerçekleşti. Bakın o bölgeye yakın bir evden bir vatandaşın kaydettiği görüntü bu. Güçlü bir patlama, yine etrafa saçılan o patlama sonrası yayılan parçaları görüyorsunuz. Bu bölgede bugünden itibaren böyle saldırılar var ama Hizbullah kanadından da 115 roket atıldı. Aynı zamanda 50'den fazla dronlu saldırı yapıldı. Bu saldırılar demir kubbe tarafından engellendi. Akabindeki saldırılar İsrail kanadından geldi. Hizbullah savaşçılarının bulunduğu bina hedef alındı. 3 Hizbullah savaşçısı öldürüldü ve şu anda da yine Lübnan'ın güneyinde görüntülerde gösterdiğimiz gibi nokta atışı saldırılarına devam ediyor İsrail kanadı. Bugün aslında gün içerisinde sessiz diyebileceğimiz bir süreç söz konusuydu. Çünkü karşılıklı olarak saldırılar vardı ama akşam saatlerinde bir arttı bu saldırı dozu Hizbullah kanadından özellikle, ama İsrail'in net saldırıları olduğunu söyleyelim. Yoksa. Ümit, o düne göre bir yoğun saldırı yok. Doğru mu okuyorum sahaya baktığında? Hizbullah kanadından rakamsal olarak bir yoğunluk var. Yani 115 füze, İsrail daha kanadını önceki söylüyor. günlere baktığımızda 3 günde 100'ün üzerinde füze atılıyordu. Sadece bugün İsrail kanadından çok ciddi bir saldırı yok, ama yine bu bölgede nokta atışı saldırılar var Coşkun Başbuğ. Öyle ki Hizbullah savaşçılarının bulunduğu binayı hedef aldı ve bu binayı hava saldırısı düzenledi. Şu anda da gelen bilgilere göre de 3 Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Aslında bu da yine ciddi bir saldırı diyebiliriz buna. Bir de sana şeyi sorayım. Bu nokta atışlar Yine dediğin nokta bir doğru. saldırı. Bu istihbaratı İsrail nereden elde ediyor? Hiç bölgede tartışılıyor mu bu? Bu hiç tartışılmıyor ama açıkçası dün siz de bahsettiniz. Yani burada İsrail'in bilgi kaynakları olabilir. Buradan o noktaları belirliyor olabilir. Çünkü Hizbullah'ın en fazla güvendiği şey bu alanlarını gizleyebilmesi, ama İsrail 3 gündür bu alanları hedef alıyor özellikle ve bu nokta atışlı saldırılar gerçekleştiriyor. Ki daha önceki saldırılarında da yine mühimmat depolarını hedef almıştı. Yani ilk başlarda bizim takip ettiğimiz süreç itibariyle ilk başlarda böyle bir saldırı yoktu İsrail'in. Saldırı politikası yoktu, ama son 3 gündür özellikle baktığınızda sürekli olarak noktasal atışlar gerçekleştiriyor bu alanda.
Ve bu da açıkçası dikkat çekici. Dediğiniz gibi bir bilgi sızdırılması, bilmiyoruz, olabilir ama nokta atış saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyelim. Peki, Ümit, ne kadar büyük bir saldırı oluyor? Ekleme yapayım buna. Yine aynı şekilde konuş. Yine aynı şekilde motosikletli olarak Hizbullah savaşçıları hedef alınıyor, otomobilleri hedef alınıyor. Yani bir takip söz konusu, lokal nokta nokta saldırı gerçekleştiriyor İsrail birkaç gündür. Ümit, şöyle ses, hemen geleceğim size de. Ümit, şimdi Hizbullah kendi içinde şunu sorguluyor mudur ya da böyle bir hiç rastladın mı? Ya hep biz vuruyoruz, biz atıştayız ama İran hiçbir şey yapmıyor, İran'dan ses çıkmıyor. Neden ortalıkta biz gözüküyoruz ya da İran da bize destek verse olmaz mı diye? Hizbullahçılar hiç bunu soruyorlar mıdır? Soruyorlar mı ya da? Hizbullah bunu hiçbir şekilde dile getirmiyor. Hiçbir şekilde diğer grupları dile getirmiyor. Sadece Nasrallah bir kez söyledi o açıklamasında. İran vuracak, biz vuracağız, işte Hamas vuracak diye devam eden bir açıklaması vardı. Ama onun dışında Hizbullah hep bağımsız bir şekilde saldırı yapacağını söylüyor. Yani diğerlerinden bir beklenti içerisinde olduğu yönünde bir açıklaması hiç olmuyor. Sadece kendiyle birlikte yapıyor bu açıklamaları ki başından itibaren aslında kurulduğu günden bu yana amacı da zaten bu İsrail'e yönelik olan saldırılarını ve bu bölgedeki tepkiyi veren tek kişi olarak açıklamalarında yine bu yönde yapıyor. Yani hiçbir şekilde İran neden vurmuyor ya da İran da vuracak demiyor. Sadece İran'dan bir destek aldığı biliniyor. Bunu da zaten gizlemiyorlar, bunu söylüyorlar. Özellikle füze olarak, mühimmat olarak. Ama saldırıları hep tek başına yapacaklarını dile getiriyorlar. Özellikle bir başka kanadı dile getirdikleri yok Göksu. Ümit, bir Sayın Dükel'i, evet Sayın Dükel zaten 45 geçe çıkacak. Öyle bir mi? Dinleyelim. Pardon. Evet. Evet, yani hani gerçi bunun cevabı var mıdır yok mudur şu anda bilemiyorum ama şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Hani belki basında orada burada yer almıştır farkında olan. Şimdi İsrail çok ciddi saldırılar yaptı son 48 saatte. Mühimmat depolarına inanılmaz zarar verdi. Öyle anlaşılıyor. Peki bunun oranı belli mi? Yani %10-15 şu kadar gücü kırıldı, işte burada başarılı olduk, burada olamadık gibi böyle bir teknik bir veri var mı? Bu teknik veri ancak Hizbullah kanadından paylaşılırsa aslında doğru bir yanıt olur. Hizbullah da bu tarz saldırılar sonrası net bir rakamsal açıklama yapmıyor. Bunu özellikle belirtelim. Çünkü muhtemelen burada da yine stratejik bir süreç yürütüyorlar. Hiçbir şekilde kayıplarından söz etmiyorlar. Ama İsrail kanadından yapılan açıklamalarda çok ciddi, büyük bir mühimmat deposunun yok edildiği belirtiliyor. Hizbullah bu saldırılar sonrası böyle ciddi açıklamalarda bulunmuyor. Yani net, rakamsal veriler paylaşmıyor. Çünkü stratejik olarak da bunu muhtemelen doğru bulmadığı içindir. Ama İsrail kanadından verilen açıklamalara göre ciddi bir mühimmat deposu. Son 48 saatte ciddi saldırılar dediniz. Doğru, son 48 saattir çok ciddi saldırılar oluyor nokta atışı. Ama yine bunun öncesinde, birkaç gün öncesinde yine bir bina hedef alındı ve burada yine 10 kişi öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Zaman zaman da sivillerin bulunduğu alanlara saldırılar yapılıyor. Aynı zamanda kasabalarda yaşam alanlarının yoğun olduğu noktalara da yine saldırılar yapılıyor. Yani İsrail yaklaşık bir haftadır yaptığı her saldırıda nokta saldırılar ve yaralı ve ölümlerin geldiği saldırıları yapıyor ki en ölümcül saldırısı 7 Ekim'den bu yana o 10 kişinin öldüğü saldırıydı. Ama bunun akabinde Hizbullah kanadından yine roketsel saldırılar, dronlu saldırılar gerçekleştiriliyor ama Hizbullah ne kadar kayıp verdiğini paylaşmıyor. Mesela bugün Hizbullah savaşçılarının bulunduğu bina hedef alınması aslında çok dikkat çekici. Çünkü savaşçılarının rahatça dolaştığı bir bölge ve orada o kullandıkları bina doğrudan hedef alınıyor. Ve burada şu an için Telegram hesaplarından Hizbullah'ın paylaştığı 3 Hizbullah savaşçısı öldü. İsrail kanadı da bu rakamın daha fazla olduğunu söylüyor. Yani bu bilgi konusunda da her iki kaynaktan bir kirlilik söz konusu, onu söyleyelim. Peki. Da. Sayın Dükel, çok teşekkür ediyoruz size katkılarınızdan dolayı. İsmet Bey, size şunu sormak istiyorum. İran intikamdan vazgeçtik mi demek istiyor? Hayır. Yani ben
Çok teşekkürler. Konuda, Coşkun Hocam sizi de ayağa alayım bu sırada. Vazgeçmedi mi? Ya da bu mesajı vermiyor değil mi? Bu sadece Hizbullah'ın... Hayır, o konuda kesinlikle öyle bir şey söylemiyor. Tam tersi açıklamalar yapıyor. Açıklamalardan ziyade şimdi görünene de bakacak olursa. Ama işte o başka bir konu. O neyi ne zaman yapacak? İran bir devlet yani. Orada neyi nasıl yapacağına kendisi karar verir. Şimdi mesela özellikle bu ateşkes görüşmeleri önüne çıkarılmıştı ki zaten Hamas'ın yenileri bunu net bir şekilde söyledi. Yahya Sinwar dedi ki bu oyalama taktiği ve daha çok vurmak için dedi. Yani bizi oyalamak için bunları yapıyorlar dedi. Belli ki merkezi bir planda ortak hareket ediyorlar. Yani Hizbullah da Hamas da İran da ortak hareket ediyor. Bu anlaşılıyor. Hizbullah da şeyde söyleyecektir Ümit de ısrarla bu yaptığı saldırıların bir misilleme değil. Misilleme olmadığını söylüyor. Değil mi Ümit? Yani beklenen iki numaralı isme yapılan suikasta misilleme olmadığı konu. Sadece şunu söylüyor. Ciddi bir saldırı değil diyor. Evet. Yani onu söylüyor. Ya belli ki bunlar sadece bunlar bizim gerçek cevabımız değil. Bunlar bizim ciddi saldırımız değil. Evet. Diyor. Yani bir koordineli bir iş yaptıkları anlaşılıyor. Gerek bu Hamas'ın açıklamasından da anlaşılıyor. Hizbullah'ın açıklamasından da anlaşılıyor. Yemen'den yapılan açıklamalarda da benzer ifadeler söz konusu. Yani o nedenle öyle görmek lazım. Ben mesela Ümit'e şimdi mesela Hizbullah saldırıyor. Havada vuruldu veya işte boş araziye düştü bilgisini. Mesela kim veriyor? Nereden alıyor? Nereden alıyorsunuz o bilgiyi? Bunu demir kubbe çoğunu engelliyor. Bir de engellemedikleri var. Engellemedikleri de zaten boş araziye düşüyor. Demir kubbe o yüzden otomatik olarak engellemiyor var. Boş araziye düşeceklerini. Bir uygulama bunu mesela bugün var da mesela şöyle gösterelim. Onu söyleyeceğim. Uygulama dışında bugün Hizbullah şimdi şöyle Hizbullah Telegram hesabından saldırı yaptıktan sonra paylaşımlar yapıyor. Bugün yaptığı paylaşımlarda yine boş araziye düşen ve hafif dumanların yükseldiği noktalar açıkçası fotoğraflarda, görsellerde yer aldı. Yine daha önceki paylaşımlarında da ormanlık alanlarda çıkan yangınlar. Yani ciddi bir Hizbullah bu basın organlarını, medya organlarını, sosyal medyayı çok iyi kullandığı için, kendi organlarını çok iyi kullandığı için ciddi bir saldırıyı da yine paylaşmaktan kaçınmayacaktır. Dolayısıyla şu ana kadar yaptıkları o roketli, füzeli, drone saldırılarından ciddi bir paylaşım gelmedi, ciddi bir görüntü gelmedi. Sadece iki hafta önce yapılan saldırıda ciddi paylaşımlar gelmişti. Hedef alınan binalar, yok edilen binalar ama Hizbullah kanadından yani ciddi bir saldırı olduğunda, ciddi bir yıkım olduğunda bunları paylaşıyorlar. Ama bugün bu 115 roket atıldı, insansız hava araçlarına saldırılar gerçekleştirildi ama ciddi bir bu saldırıları karşılığında ciddi bir görsel yok. O yüzden bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu alanda da gösterelim size. Sadece bu engellenen alanı gösteriyor. 19-16-19-20 arasında yapılan saldırıda. İşte bu Demir Kubbe'nin Kiryat Şimona bölgesinde engellediği saldırılar. Yani roket saldırıları, insansız hava aracı saldırıları. Bir de engellemedikleri var. O da otomatik olarak Demir Kubbe tarafından engellenmiyor. Çünkü boş araziye düşeceği belirlenen roketler, saldırılarla müdahale etmiyor Demir Kubbe. Ve evet bu nereden biliyorsunuz doğru ama bu tarz paylaşımları anında yapıyor Hizbullah kanadı. Yani ciddi bir hasar, ciddi bir saldırı söz konusu olduğunda bu görüntüleri paylaşma anında paylaşıyorlar. Bugün de öyle bir paylaşım gelmedi o kanatta. Bakın Hamas'ın saldırılarında Hamas görüntü yayınlıyor fakat o görüntü yayınlarken kısa şeyli mücadeleleri Peki, yayınlıyor. Şöyle yapalım mı? Galant bir açıklama yaptı Coşkun Hocam. İsrail Savunma Bakanı Galant ağırlık merkezimizi Lübnan sınırına doğru kaydıracağız. Lübnan'ın derinliklerine gerçekleştirdiğimiz saldırılar yaşanabilecek her türlü gelişmeye hazırlık niteliğindedir. Bu ne demek? Şimdi gün içinde program içinde geldi o açıklama. Evet. Şöyle bir ifade hatırladım. Eğer yanlışım varsa diğer konuklarım da düzelsinler. Gazze'de kuzeye doğru bir kuvvet kaydırımı, kuzeydekilerin de Lübnan sınırına doğru bir sevki gibi bir plan var İsrail'de. Hı hı. Bu ne demek? Şu 87 kilometre uzunluğundaki o sınırda İsrail'in yeni bir
kara saldırısına hazırlık yaptığı demek. Çünkü daha önce bu süreç ilk başladığında İsrail'den şöyle bir açıklama duyduk. İki Tugay'ı buraya getirip yerleştirdiler ve iki Tugay'ın da Tugay komutanı diye gezen teröristleri şöyle açıklama yaptı. Biz her şeyle hazırız, verilecek emri bekliyoruz dediler. Ne için? Kara harekatı için. Hatta biz de tartıştık, dedik ki eğer girse hayatın hatasını yapar, 2006'dan çok daha büyük bir darbeyi burada alır dedik. Arkası gelmedi. Şimdi o yumuşatma dediğimiz harekat, yani hava kuvvetleriyle hemen o Lübnan'ın güney kesimlerinde işte birçok hedef vuruldu. Az önce ifade etti ki şurada hemen sınırın yanı başında 100 bine yakın insanın göç ettirildiği, harabe şeklinde hayalet şehirlerin, köylerin olduğu, oraların da Hizbullah tarafından kullanıldığı ümit de aktardı. Evet. Şimdi o bölgede bu yumuşatma harekatından sonra ardından bir kara harekatını görebilir miyiz İsrail'de? Açıklamaya bakarsan böyle bir niyetleri var. Yapabilirler mi? Ben onu da endişeliyim. Çünkü yaptıkları takdirde Hizbullah orada alanı dar eder. Yani her ne kadar orada Hizbullah işte 350'ye yakın bir kaybı olduğu söyleniyor. Bu olsa da İsrail'i her zaman söylüyorum, kara anlamında boş teneke. Girdiği an kevgire çevirirler. 2006'da bunun yaşanmış örnekleri var. Ve hani hava kuvvetleri destekli, gözü karartıp böyle bir saldırıya yeltenebilir mi İsrail? Olasılık var ama girdiği takdirde ben hiç umdukları bir tabloyla karşılaşmayacaklarını söylerim İsrail'in. Çünkü Gazze ortada. Hamas'ın orada Hizbullah'la kıyaslanamayacak derecede. Yani nispi mukayese yaparsan silah, tesisat, mühimmat anlamında. Cephe gerisi var. Çok daha dar imkanlarla şurayı cehenneme çevirdi Hamas.